Sevgili kardeşlerim, kişniş böyle bulgur gibi bulgur gibi her yerde bulabileceğiniz, baharatçılarından alabileceğiniz bir bitkimiz. Bundan yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar toz haline getirilmişini, toz haline getirilmişini alıyoruz. Bunun içine yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar da bal koyuyoruz. Balla bunu karıştırıp macun yapıyoruz. Bu macunu yiyoruz kardeşlerim. Bu vücudumuzda aldığımız kötü enerjiyi boşaltmaya yarayan güzel bir karışım. Sevgili kardeşlerim, kişnişli macun. Bir başka şey, peki siz şeker hastasıyım ben doktor bey, ne yapacağım diyorsanız hemen onu gösterelim. Yine bir tatlı kaşığı kadar kişniş tozu alıyoruz. Bunu koyduk. Buna da yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar yoğurt koyuyoruz. Bunu ikisini karıştırıp bu şekilde yiyoruz. Bu da bedenimizin kötü enerjisini düzelten bir şey. Salatalarımıza da koyabiliriz değil mi kişnişi? Kesinlikle koyabilirsiniz. Evet. Köftelerinize karıştırabilirsiniz. Tamam. Bunu şu hanımefendiye götür Sude'cim. Peki. Hadi. Bunu da bir başka seyircimize verelim. Bir yoğurtlu yaptık. Evet. Bir ballı yaptık. Dur canım bir dakika. Sevgili kardeşlerim, bir de kişnişin çayını yapıyoruz. Çayını nasıl yapıyoruz onu da hemen yapalım. Yaklaşık bir bardak suyun içine yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar kişniş koyuyoruz. Bunu toz da olabilir ya da bu şekilde kişniş de olabilir. Toz olursa daha da iyi olur. Bu şekilde koyuyoruz. Yaklaşık bir dakika kadar kaynatıyoruz. Evet, bir dakika kadar kaynatıyoruz. Bir dakika kadar demliyoruz, süzüyoruz. İçine bir iki damla limon sıkıp güzelce... Ballı yoğurt.